İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü bizimle beraber. Hoş geldiniz. Merhaba. Piyasaları biraz da merhaba konuşacağız. Çünkü hep şöyle bir şey vardı. Yani Merkez Bankası kararında eğer faiz arttırmazsa, ki arttırma beklentisi oldukça yüksekti. Hatta yüzde daha çok konsensus oluşmuştu diye ciddi biliyorum. Bir evet, değil mi? Şey vardı. Evet, tepki verdi ama hani ardından gelinen noktada şimdi piyasa biraz daha, yani evet dünün hala üstünde ama gördüğü maksimum seviyeye göre de daha düşük. Nasıl değerlendirmek gerekiyor piyasanın tepkisini? Yani dünkü aslında oldukça sürprizdi. O saat 2'den sonra çok hızlı bir yükseliş aldık. Aslında refleks bir yükselişi o. Onu biz o şekilde ifade ediyoruz. Bizim için önemli olan olay şuydu. Yani 4.92'lerde bizim 2 ay önceki yaptığımız bir zirvemiz var. O seviyenin üzerine yerleşecek mi, yerleşmeyecek mi acaba? Oydu bizim için. Eğer yerleşiyor olsaydı işte o zaman ileride yeniden yeni bir yükseliş için bazı riskler oluşacaktı. Ama o olmadı. İşte mesela şu anda da hemen hemen olmadı demek saat için erken mi yoksa geçti. Hani olmadı tamam bitti erkenin anlamına mı geliyor? Biraz böyle yarısını yaptık. Yani öyle 24 mi saat geçti üstünden. Şu anda kurda abi, da hala yatay bir hareket var. Bizim için önemli olan şu. Yani mesela bir yatırımcıya sorarsanız kur yükseldi mi diye diyecek ki evet yükseldi ama bizim için yani 4.77'den 4.88'lere olan bir yükseliş, bir yükseliş olarak biz bunu algılamıyoruz. Çünkü zaten son 2 aydır kur bu aralık içerisinde yatay bir hareket ediyor. Bizim için önemli olan 30 günlük, 60 günlük veya 100 günlük ortalamalardır. Onlar etkileniyor mu? Onları etkileyecek bir yükseliş oluşuyor mu? Şu ana dek oluşan hareketler bunu çok etkilemiyor hala. Yani ortalama kur olarak baktığımızda herhangi ters bir hareket yok. Bu açıdan yani dün Merkez Bankası faizde bir şey yapmadı ama alınan sonuç en azından kurla ilgili olarak şu ana kadar gayet ılımlı ve iyi bir şekilde hareket ediyoruz. Sizin asıl işlerinizden evet bir tanesi de borsa. Borsa içinde evet farklı bir durum yok herhalde. Orada aynı şekilde orada da vardı. Dün tabii refleks satışlar oldu, bir şok satışlar oldu. Ama şunu da söylemek istiyorum ben. Yani endeksin ulaşmış olduğu yer öyle bir yerdi ki tam 50 günlük ortalamaya çok yakındı. Tepede mi? Yani öncesinde mi? Yukarıdaydı. Ha. Zaten oralardan bir satış olabileceğini tahmin ediyorduk. Yani bir şekilde dün mesela Merkez Bankası ile ilgili bir toplantı olmasaydı da belki de oralardan zaten bir satış olacaktı. Yani o %3'ü alacaktı belki ama bir haftada, iki haftada. 5 günde alacaktı. Hı. Dün bu kararla beraber ani bir satış oldu. Şu anda yeniden bir yükseliş var endekste. Bu şey olağan bir durum çünkü kurda tahmin edilen olumsuz hareket olmadı. Bu tabii endeks için iyi bir hareket ama yani büyük resme baktığınız zaman endeksin seyri hala zayıf. Yani endekste biz 97 binlerin üzerine, 98 binlerin üzerine yerleşik seyirler olmadıkça uzun soluklu bir yükseliş olacağını zaten zannetmiyoruz. Ama böyle işte yer yer 2000 puanlık yükselişler, bazen 2000 puanlık düşüşler, sanıyorum süreci bu şekilde izleyeceğiz. Zayıf ama bir taraftan da ucuz. Hele dolar bazında ekstra ucuz. Tabii, hatta hani ucuz yabancıların ağırlıklı olduğu, şirketlerin bile ortaklarının bakıldığında, ki bankacılıktan bahsediyor, orada bir de yabancı payı oldukça yüksek, çoğu da hatta yabancı. O anlamda değerlendirirseniz, bir de dünle bugünü şöyle bir evet toplam psikolojiyi nasıl etkilediğine bakarsanız, önümüzdeki dönem için o zaman nasıl bir performans beklemek gerekiyor? Yani o korkulan olmadı psikolojisi yerleşti mi yani piyasada? Yok, şimdilik henüz daha erken bunu söylemek için erken. Yani en azından bir gün geçti, kurda hala iyi hareketler var ama yine de birkaç güne daha bir ihtiyacımız beklemek var. Yani dolar endeksine bir bakmamız lazım. O taraf şu anda sakin hareket ediyor mesela. Orada ciddi yükselişler olursa işte o hareketlere karşı biz ne kadar hassasız onu biraz ölçeceğiz falan. Şunu söylemek istiyorum ama evet çok ucuzuz. Peki neden almıyorlar? Neden yabancı hala satıyor? Ya da belki yani neden yerli de almıyor? İlle yabancıyı yerli de üstüne evet kurgulamamak lazım ama öyle oluyor maalesef. Risk algısı dediğimiz bir şey vardır. Risk algımız şu anda halen daha çok yüksek. Mesela CDS'ler 320'lerin üstünde hala. Dün bir ara 302'lere düşmüştük. Merkezden sonra bu yine 320'lerin üzerine çıktı. 302 bile olsak yüksek. Yani bir şeyi almanız için ileriye yönelik beklenti
beklentilerinizin de iyimser olması lazım ve iyimserliğinizin yükselmesi lazım. Şimdilik iyimserlik henüz tam olarak güçlenmiyor. Bu da sizin risk algınızla şey yapıyor. Ve o yüzden de endekste istediğimiz hareketler olmuyor. Mesela FK rasyoları öyle bir seviyeye inen şirketler var ki çok düşük. Yani mantıken hani bu seviyeden bu hisseyi satmam, bu satılmaz dersiniz satılmaz, ama satılıyor. Hatta tam aksine alınır ama yine de bu olmuyor. İşte risk algısı aşağı doğru inerse, CDS'ler inerse o zaman çok büyük ihtimalle endeks de zaten gereken hareketi yapacaktır. Ama tersinde de ciddi bir potansiyel var. Anladım. Yani bu kadar ucuz FK'lar. Hayır, pozitif yönlü. Ha, tabii tabii. Şimdi algılamalar iyi olduğunda, piyasalar ikna olduğu zaman burası bize inanılmaz fırsatlar veren bir ortam sunuyor bize yani. Onu da söylemekte fayda var. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tuncay Turşucu, İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü bizimle beraberdi. Yayınımız spor haberleriyle devam edecek. Hoşçakalın.